Futbol Plus Extra'ya hoş geldiniz. Bugün yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere iki konudan bahsetmek istiyorum. İlki tabii ki Trabzonspor'un önce Kara Gümrük'le ardından da Fenerbahçe ile İstanbul'da oynayacağı Trent Yol Süper Lig karşılaşmaları. İkinci konumuz ise Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında gerçekleştirilen bir transfer görüşmesi. Bu görüşmede Başkan Ertuğrul Doğan'ın Başkan Ali Koç'la e, telefonla görüştüğüne yönelikle de haberlerin detaylarını sizlere aktarmak istiyorum ki hemen söyleyeyim iki futbolcudan bahsedeceğiz. Transfere konu olan iki futbolcuyu sizlere açıklayacağız. Tabii ki Fenerbahçe demişken demişken öncelikle ülkemizi konferans liginde başarıyla temsil eden Sarı Lacivetlileri yürekten kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Yine aynı şekilde bu sezon, bu hafta mağlup olmuş olsa da Galatasaray ile Beşiktaş'ın da önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki maçlarda yine istediğimiz sonuçları alarak göğsümüzü kabartacağını, ülke puanımıza katkı yapacağına yürekten inanıyoruz. Trabzonspor'a geri dönelim. Teknik direktör Abdullah Avcı ile çıktığı ilk maçta Alanya Sporu Papara Park'ta mağlup eden e, Trabzonspor için aslında perdenin e, ikinci yarısı açılıyor. Çünkü e, Nenet Biyelitsa zamanında Deppasman e, karnesi kırıklarla do dolu olan sadece Kasımpaşa'yı İstanbul'da mağlup eden, edebilen Bordo Maviller Papara Park'ta aldığı maçı e, başarılı sonuçları deplasman maçlarına yansıtamamış. Bu da zirveden kopmasına neden olmuştu. Gerilere düşmesine neden olmuştu. Şimdi bu aslında önce Karagümrük, ardından Fenerbahçe maçları teknik direktör Abdullah Avcı için ve Trabzonspor için dolayısıyla büyük bir şans olarak gözüküyor. Abdullah Avcı aslında 2020-2021 sezonunun 9. haftasında ilk dönemi başlamış. Geldiğinde Trabzonspor ilk e, 8 haftada bir galibiyet alabilmiş ve 17. sıradaydı. Ancak sezonu e, 4. sırada kapatarak Avrupa Kupalarına katılma şansı elde etmişti. E, Abdullah Avcı ile beraber Bordo Mavili takım büyük bir sıçrama gerçekleştirmişti. Abdullah Avcı aslında ikinci dönemi içinde bildiği bir yoldan gitmeyi tercih edecek doğal olarak. Daha önce denediği, başarılı olduğu bir e Yolu seçmesinde seçmesi kadar doğal herhangi bir şey yoktur. Yine aynı başarıları sağlamayı, yine takımı yükselişe geçirmeyi deniyor. Yine aynı yöntemi seçecek. Aslında Alanya ile de iyi bir başlangıç yaptı. Şimdi artık dediğimiz gibi perdenin ikinci yarısı Depasman karnesini düzeltmenin zamanı gelmiş gözüküyor. Abdullah Avcı Fatih Karağümrü'ü yenerek. Ee, hemen ardından ezeli rakibi Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynayacağı maçı daha e, iddialı, daha özgüvenli, e, daha e, zirveye yakın e, bir şekilde çıkmak istiyor. Öncelikle tabii ki hedef e, Olimpiyat Stadı'nda pazar günü oynanacak olan maçı 3 puanla bitirmek. Bunun için Abdullah Avcı aslında geldiği günden bu yana e, takımın e, takıma 5 kez analiz, e, görüntülü analiz yaptırmış. Hemen ardından da bunları e, e, eyleme dökerek bu e, gösterdiği hataları, e, analizlerde gösterdiği hataları tatbik ettirerek provalarını yapmış sahada. Yani hangi futbolcunun hangi maçta hata yapması sonucu gol yendiği, e, futbolcuların nerede e, verilen görevi nasıl yerine getirmesi gerektiği, bazen e, verilen maç içerisinde verilen bir e, hatalı pasın e, bile nelere mal olabileceğini, ee, yapılan olumlu bir hareketin golle sonuçlanabileceğini detaylarıyla analizi bir şekilde anlattıktan sonra bunları sahada da e, tatbik ettirmiş durumda. Abdullah Avcı tabi e, bir taraftan takımı düzelterek e, yeniden yükselişe e, geçmenin hesaplarını yaparken e, diğer taraftan da devre arasında yapılacak transferler için adım atılmaya başladı. Bundan bahsedeceğiz tabi. Öncelikle Abdullah Avcı'nın e, bu iki maç öncesi en büyük e, artılardan birisi de e, daha önce İstanbul takımlarına karşısında aldığı büyük üstünlükler. E, i̇lk döneminde İstanbul takımlarıyla toplam 31 maça çıkmıştı Abdullah Avcı. E, Avcı'nın Trabzonspor'u bu periyotta 16 galibiyet 9 beraberlik almış sadece 6 kez mağlup olmuştu. Bu olumlu istatistik bu rakiplere karşı elde edilen büyük üstünlüğün devam etmesini için elinden geleni yapacaktır Abdullah Avcı. Ee, kara Karagümrük e, geçtiğimiz hafta Adana e, Demirspor'u mağlup etmiş. Dikkatleri üzerine çekmiştik ki ligin formda takımlarından birisi Adana Demir. E, tabii ki Trabzonspor için e, kolay değil. E, özellikle özellikle Alanyaspor maçının ilk yarısında oynanan etkisiz, silik futbolun ardından ikinci devrede daha diri, dinç bir futbolun sergilenmesi taraftarı umutlandırmış durumda. Her ne kadar Alanya'nın kendi kalesine gol atmasıyla kazanılsa da karşılaşma, Fontas'ın iki golünün offside gerekçesiyle iptal edilmesi. Yine Onacho'nun net pozisyonları harcamasını da hatırlatalım. Yani pozisyon e, buldu ikinci devrede Karadeniz devi. Ancak tabi bunları değerlendirmede şanssızlıklar yaşadı. Değerlendirdikleri de zaten o takıldı. E, geçelim e, tabii ki bu Abdullah Avcı'nın ilk döneminde İstanbul takımları karşısında aldığı e, başarılı sonuçların devam edebileceğini söyleyebiliriz. E, Abdullah Avcı bu nedenle işi sıkı tutuyor. E, yeni bir hikaye yazmanın zamanı geldi derken de aslında e, 8 İstanbul takımını da hatırlatalım. İstanbul takımları karşısında Avcı'nın başarılı sonuçlar almasının devam edebileceğini, bunun sürpriz olmayacağını söyleyelim. Her ne kadar teknik, taktik anlamında takımı düzeltmeye çalışsa da Abdullah Avcı, devre arası içinde bazı istekleri var. Abdullah Avcı'nın Başkan Ertuğrul Doğan'la görüşerek Fenerbahçe'den iki futbolcu iki futbolcuyu istediğini Nabız yoklamasını, durumlarını sormasını istediğine yönelik iddialar var. Hangi futbolcular bunlar? Tabii ki Crespo ile Samet Akaydın'dan bahsediyoruz. Samet'le başlayalım. Samet Akaydın aslında Fenerbahçe'ye gitmeden önce defalarca Trabzonspor'un gündemine gelmiş olan bir futbolcu. Aslen Trabzonda olması nedeniyle e, Borno Mavili takımda forma giyme ihtimali yüksek olan, Trabzonspor'a sıcak bakan bir isimden bahsediyoruz. Ancak... Adana Demirspor cephesinde resmen açıkladığı gibi Trabzonspor'la resmen görüştüklerini yani ancak anlaşamadıklarını açıklamasından bu işin eee resmiyete dökülme çabalarının yapıldığını anlayabiliyoruz. Ancak bir şekilde Adana Demirspor'un yüksek bonservis bedeli talep etmesi, talep etmesi nedeniyle bu transfer gerçekleşmemiş. 29 yaşındaki stoper de Fenerbahçe'ye imza atmıştı. İsmail Kartal'ın gelmesinden sonra geniş kadronun yer, elinde geniş bir kadro yer alan İsmail Kartal'la Fenerbahçe'de Samet Akaydın yeterli şansı bulamıyor, oynayamıyor çünkü Fenerbahçe'nin kadrosuna girmek gerçekten zor. Her bölgede alternatifleri olan bir takımdan bahsediyoruz. Bu nedenle Samet Akaydın'ın forma giyebileceği bir takıma gitmek istemesi normal. Tabii ki Ertuğrul Doğan Başkan Ali Koç'la telefonla görüşerek önce Samet'in durumunu soruyor. Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'li 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ee, Sameti e, durumunu soruyor transfer etmek isteyebileceklerini iletiyor. Tabii tabi aralarında konuş e, ne kadar bir e, para mevzu bahis olduğunu bilmiyoruz yine bir iddia var tabi bu konuyla ilgili e, Ali Koç'un e, Samet için e, Samet Akaydın için yaklaşık e, ne, bakalım bir yedi milyon euro gibi bir bonservis bedeli talep ettiği ne yönelik bir iddia var Tabii ki Trabzonspor'un bir futbolcuya 7.5 milyon vermesi şu an için söz konusu değil. Mevzu bahis bile olamaz. Ee, yine aynı şekilde Samet demişken Samet'le ilgili şöyle bir detay verelim. Geçtiğimiz sezon 34. 34 haftasında Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-1 mağlup etmişti. Bu maçta e, Trabzonspor'un tek golünü Trezeguet penaltıdan atmıştı. Trezeguet gol sevincini secdeye giderek yaşamış. Ancak yanından geçen Samet Akayda'nın kendisi de tükürdüğüne yönelik görüntüler paylaşılmış ve birçok tartışma yaşanmıştı konuyla ilgili. Samet aslında bir açıklama yaparak böyle bir şeyin söz konusu bile olmadığını, kendisine iftira atıldığını ve bunları yapanlara da Allah'a havale ettiğini açıklamıştı sosyal medya hesaplarından. Böyle bir polemik yaşanmıştı aslında Samet Akaydın'ın Samet Akaydın'la Trezege arasında. Bu bu olay böylece kapanmıştı. Crespo'ya geçersek tabii yine Portekizli futbolcunun da Trabzon, Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu iki futbolcunun işte Samet'in yerli statüsünde oynaması, Crespo'nun da geldikten sonra bir boşluğu dolduracak olması nedeniyle Trabzonspor bu iki futbolcu için nabız yoklamış durumda ilk etapta. Başkan Ertuğrul Doğan Ali Koç arasında yapılan görüşmede bu iki futbolcu masaya yatırıldı ancak Tabii ki şimdilik bildiklerimiz bu yönde iddialar bu şekilde. Bundan sonrası için ne olur? Transferler gerçekleşir mi? Gerçekleşmez mi? Nasıl pazarlıklar döner? Bunları bilemiyoruz tabii ki şimdilik. Ancak böyle bir iddiayı da sizlere aktarmak istedim. Videomuzu sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarla karşınızda olmaya çalışacağız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.